Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ben yatay çekiyorum ama sorun yok. Yatay, YouTube için zaten. Tamam. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm. Bugün sizlerle birlikte boş ev turu videosu çekeceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım çünkü hem bu bizim ilk evimiz, hem işte tadilat süreci sizinle paylaşıyor olmak. O yüzden benim için de güzel bir video olacak. Ayrıca minimalizm videolarını paylaşırken aranızdan birçok kişi kısa zamanda Begüm kendi evin olur vesaire demişti ve gerçekten o güzel dileklerinizle de belki bu bize kısmet oldu diyeyim. Ve şimdi size evi göstereceğim. Kapıdan girdiğimiz gibi şöyle bir koridor karşılıyor bize. Şu an tam açıyla görüyor muyuz bilmiyorum ama yanında bir tane, şöyle gelebilir misin? Burada eski bir portmanto var. Bunlar çıkacak. Bunların hepsini çıkartacağız. Ve işte tadilat sürecini zaten anlatacağım. Şimdi mutfaktan devam edelim. Bu arada bu ev 2+1. Aslında normalde 3+1'miş ama koridoru sanırım birleştirmişler. Şu an 2+1. Ve mutfağa giriyoruz. Mutfak gördüğünüz gibi böyle uzun bir mutfak. Eski, yani klasik olarak. Bu arada bu beyaz eşyaları henüz kiracı almadı. Bugün sanırım gelip alacakmış. Şurada işte yere kadar bir cam var. Burada doğalgaz var. İşte eski bir ev olduğu için söylediğim gibi kolonlar var. Biz burasını yıkıp işte olabildiğince kendi bütçemize uygun bir mutfak yapacağız. Yerleri falan değiştireceğiz. Badana yapacağız. O şekilde değiştiriyor olacağız. Zaten siz de göreceksiniz. Şimdi salondan devam edelim. Şimdi kapının hemen sağında şu gördüğümüz kapı var. O gözüküyor mu bilmiyorum ama oradan salona giriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi aslında geniş bir salon. Yani az önce dediğim 3+1 olayı sanırım bunun birleşmesiyle olmuş. Neyse devam edelim. Sen de gel benimle birlikte. Şimdi arka tarafı göstereceğim. Burası bizim salonumuz, yani oturma odamız şeklinde düşünebilirsiniz. Şurada böyle yarı yere kadar yarı bir cam var. Ve bence gayet aydınlık. Zaten evi seçerken en büyük bizi ikna eden durumlardan bir tanesinin her yerin ışık alıyor olması oldu. O yüzden de bu açıdan mutluyum. Toparlayayım, çok bağlayamadım. Şurası işte salonun ortası. Bizim de koltuğumuz, işte televizyon şu duvara gelecek. Şu şekilde. Böyle görüyorsunuz. Sonra şöyle dönelim. Arkadaki şeyi, balkonu sana göstereyim. Şurada bir tane küçük cam var arkadaşlar. Işık alsın diye bol bol her yere şu an orasını gösteresin mi? Tamam. Şu an ben bir şeyler söyleyeceğim. Tamam. Şöyle ev ışık alsın. Tamam, o duvara kadar görüyor. Merak etme. Aa, geniş açı ya. Süper. Tamam. Harika. Tamam. Kameramanıma güveniyorum. Şöyle ev ışık alsın diye gerçekten bence çok fazla düşünmüşler. Odasının her yere cam koymuşlar. Bu biraz hem güzel bir şey ışık açısından ama tabii böyle dekorasyon açısından da pek bilemiyoruz. Şimdi şurada perdeler var. Bunları da çıkartacaktık ama artık yani pislenicem, yapacak bir şey yok. Ben böyle video çekeceğim diye giyindim ama çöpleri falan da atacağız bugün. Şurada bir cam var. Bunlar eski. Diğerleri primafen ama bunlar bildiğiniz işte eski tahta çerçeveler. Aynı şekilde burası da öyle. Şimdi şöyle, o evi tadilat yaparken nasıl bir bütçemiz var, neleri değiştireceğiz, nelere dikkat ediyoruz onları size ya bu videoda ya da ayrı bir şekilde anlatırım. Ama burasını şu an değiştirmeyeceğiz gibi düşünüyoruz. Balkona gelelim. Öncelikle bu görüntü için gerçekten çok özür dilerim. Bunlar ne yazık ki evde oturan kişi, çıkan kişi bize bırakmış. Çöpleri biz atacağız. Şurada gördüğünüz gibi kapalı eski bir balkon var. Aslında bence gayet uzun. Yani bizim şu an oturduğumuz evin balkonuna göre. Ama bir dar, orantısız. Artık bakacağız. Yani buraya da bir şeyler yapacağız. Temizleyeceğiz falan. Sonra yine bir yer değiştirelim. Aşkım ben çıkıyorum değil mi? Tamam. Burası arkadaşlar yandaki oda. Oraya birazdan geçeceğiz. Onun burada bir camı var. Hatta şimdi Emre ile onu konuşuyorduk. Ben bunu kapatmak istiyorum. Çünkü o odada, yani o odanın aslında yani mahremiyetini, oda şeyini balkonla birleştirmek istemediğim için. Ama Emre de dedi ki orası daha az ışık alıyor ve ışık gelsin diye aslında bunu yapmışlar.
Yani bir mühendislik düşüncesiyle yapılmış bir şey sanırım ama yani ben kapatmaktan yanayım. Siz de fikrinizi aşağıya bırakabilirsiniz. O zaman şimdi diğer odaya devam edelim. Hem burayı da durup buraya göstermedim. Şimdi bu tarafta gördüğünüz gibi zaten burada geniş bir patek var. Yani buraya çok bir şey yapılmaz. Şimdi diğer odadan devam edelim. Burası arkadaşlar yatak odası, diğer oda. Çocuk odası gibi düşünebilirsiniz. İşte burada bir cam var. Yine balkonun gördüğü yolu görüyor ama biraz daha kuzeyde mi kalıyor? Hani güneş almıyor ya. Aynen. Burada petek var. Burada da o balkonda gördüğünüz cam var. Yani orta büyüklükte bir oda. Çok çok küçük değil bence bir çocuk odasını düşündüğünüzde. Şöyle dönüyoruz. Burası da bu taraf. Sonra burası bitti herhalde. Çektik. Şimdi arkadaşlar şu kapıyı açarak diğer tarafa geçiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu kapıyı çıkartacağız. Buraya kemer yapacağız. Aynı şekilde şurasına da. Bu kapı da çıkacak. Burası da o kemer olacak. Ve şimdi hemen buradan devam ediyorum. Buyurun usta. Usta diyeyim sana. Şöyle bir şey açayım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burası küçücük bir alan böyle. Buradan banyoya giriyoruz. Burada da küçük bir banyo var. Onu da gösterelim. Evet, gördünüz. Şimdi biz bu banyoyu, böyle banyoya girelim. Gel. Burası banyomuz arkadaşlar. Biz yani şu anki planımızda, kafamızdaki plana göre burasını kıracağız. O gördüğümüz küçük tuvalet, duşakabin alanı olacak. Banyo da büyümüş olacak. Zaten siz son halini görüyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi şu an eski bir banyo zaten. O yüzden burasını yenilemek zorunda durumundayız diyeyim. Bu şekilde. Tamamdır. İnşallah klozetin içi çıkmıyordur çünkü pis. Şimdi tuvaletin hemen yanındaki odada yatak odası. Böyle geliyoruz. Kiracının yatağı kalmış burada. Şöyle arkamda gördüğünüz alan böyle bir cam var. Yani bayağı duvar boyunca. Oldukça fazla kolonumuz var arkadaşlar. Dediğim gibi bu ev eski ev olduğu için çok fazla kolon var. Ama güzel bir oda. Yani ışık alıyor. Sadece belki caddeye bakması biraz hani ışık açısından nasıl olur? Görüyorsunuz zaten şu an caddeyi. Ona emin olamadık ama buraya eşyalarımız diğer odaya göre daha büyük olduğu için işte sığdırabiliyoruz ucu ucuna. Bu arada bizim şu anki evimizden daha küçük bir yatak odası. Burası da diğer tarafı olarak gösterebiliriz. Arkadaşlar ben şimdi burayı çekeyim. Hani burayı tam anladınız mı bilmiyorum. Kardeşim orada. Bizi bekliyor. El salla. Burası böyle işte koridor. Şimdi burası da mutfağın bu şekildeki hali. Şimdi arkadaşlar ben devam edeceğim. Çünkü Emre beni uzun süre çekemez. Şimdi ben size böyle mutfaktan başlayarak göstermeye başlıyorum. Burası mutfağımız. Dediğim gibi şu an kiracının eşyaları var. Onları alacak diye konuştuk. Çünkü yarın yıkıma gelecekler aslında. Ben de o gün bu yüzden bugün çekmeye çalıştım. Burası mutfak. Yani zaten hani görüyorsunuz. Değiştireceğiz dediğim gibi. Şöyle şurası dışarı bakıyor. Biz şimdi tabii kararsızız. Hani mesela bize fikir verdiler. Şurasını L yapın. Dolaptan kazanırsınız. Çünkü şu an burada fırın yok. İşte ankastre yeri dolaptan gidecek. Aynı zamanda bulaşık makinesi gidecek. Yani benim için dolap kaybı oluyor. Bu açıdan ama şimdi de düşündüğümde şöyle. Yani buranın da daralmasını da istemiyorum. O yüzden kararsızım. Siz de bana muhakkak fikrinizi aşağıya yazın. Mutfağın diğer açısı da bu şekilde. Şöyle gideyim. Size hatta şu tarafta tekrar dönüp. Yani doğalgazın burada olması çok kötü bir görüntü. Bundan dolayı çok müzdaribim. Yani bunu işte ekstra masraf yapıp almak istemiyorum ama alsak da nereye koyacağız? Yine bir alan kaybı vesaire. Bununla da ilgili lütfen fikirlerinizi söyleyin. Bir de ev eski bir ev olduğu için çok fazla kolon yapmışlar. Tabii bu bir açıdan iyi. Yani eski ev olup sağlam olması anlamına geliyor. Ama tabii ki estetik açısından pardon Emre geldi. Oluyor. Bu şekilde. Şimdi koridoru sonra yine ayrı göstereceğim. Ne
ben şimdi size evin inşaat halini de göstermek istedim. Emre ile böyle teftişe geldik diyeyim. Bugün işte kırım için, yani 3 gündür daha doğrusu kırım için evdeler. Şöyle yerleri kırdılar. Böyle prizlerle ilgili birkaç şey yaptılar. Ama tabii bayağı yapılması gerekip yapılmayan şeyler fark edildi. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. İnşaat zor iş arkadaşlar. Gerçekten. Balkonda bir şey yok zaten. Mutfağı göstereyim. Koridor. Bakın şeyin portmantonun çıkmış hali. Portmanto yok. Şöyle mutfak. Dolaplar gitti. Bir de şimdi bu tarafa geçelim. Kapılar çıktı. Şuraya duvar örülmüştü arkadaşlar. Dediğim gibi birleştireceğimiz için. Şu an elektrik yok. O yüzden karanlık. Hani çok net ışığı açtım ama. Şöyle. Şöyle. Ve son olarak da bu oda. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi burası kapanmış. Bunu bilmiyorum. Arkadaşlar tadilat devam ediyor. Bugün 6. gün. Hatta 7. gün ama arada işte 2 gün falan böyle boşluklar oldu. Kameramı temizleyip tekrar açacağım. Bir saniye. Evet, fark ettim, bir böyle buğulu gibi oldu, leke olmuş herhalde. Neyse. Şimdi bugün pazar günü biz geldik. Eve doğramacılar ölçü alacak mutfak için. O yüzden şimdi ben de bakıyorum birkaç yapılması gereken bizim not düştüğümüz yerler vardı. İşte prizlerin açılması falan. Onlar yapılmamış. Tam içeri girerken karşı komşularımla tanıştım. İki tane çok güzel böyle genç kadınla geldiler işte merhaba falan böyle. Çok tatlılardı ve çok güzel bir enerji aldım. Aşırı mutlu oldum. Çünkü ben gerçekten böyle iyi bir komşu dileği olan bir insanım. Yani bilmiyorum, zaten İstanbul'da hani gurbetteyim falan diyeyim. O yüzden bilmiyorum ya. Bence iyi bir komşunuz olması çok büyük şans. Umarım öyle olur. Ya güzel enerjiler aldım. Zaten gerçekten bayağı da dua etmiştim yani. Bilmiyorum. İnşallah güzel komşularım olur. Böyle kafa dengi. Bilmiyorum öyle. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bakacağım daha neler olması gerekiyor. Çünkü artık bu işte kaba inşaatın son aşaması. Yani devam ediyor tabii ki ama işte alçıpancı, sıvacı falan girmeye başlayacak. O yüzden son eksikleri dikkatli bir şekilde görmem gerekiyor. Öyle sizinle de olabildiğince paylaşıyor olacağım. Evde şimdi tabii ustalar olduğu için ses olabilir. Banyo hala bu halde arkadaşlar. Korkunç gözüküyor. Yani sanki böyle toparlanmayacak gibi. Burası yine aynı şekilde, biliyorsunuz zaten. Burası da böyle. Dım dım dım. Buranın prizleri falan tamam. Tavanınki tamam. İki tane olacak. Şurasına böyle şey spot gibi yaptıracağız. Bakalım.
arabada şimdi kapanış yapacağım. Böyle umarım beğenmişsinizdir evin bu halini. Yani tabii bu çok önem arz etmiyor çünkü değişecek. Ama yine de böyle iskeleti yorganız bana akıl verirsiniz. Çünkü bu süreçte insanın kafası çok karışıyor. Bir de tabii ki gerçekten her şey çok çok pahalı. Eski bir ev, çok fazla masraf da yapmak istemiyoruz. Ama hani oturacağımız ev yeni, temiz de olsun istiyoruz. O yüzden sizin de fikirlerinizi bekliyorum. O şekilde lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.